Ellerimizi yıkadık Rabia teyze. Aferin benim güzel kızlarıma, aferin. İnci, gel bakayım yavrum. Gel bakalım. Aa, sana tam oldu. Güzel ilmekle başlamışım. Elif'im, gel bakayım yavrum sana da. He, sana da 6-7 sıra daha öreceğiz. Bu ne Rabia teyze? Size hırka örüyorum yavrum. Gerçekten mi? Evet. Rengini sevdin mi? Aha, çok sevdim. Teşekkür ederiz Zabiha teyze. Eline koluna sağlık. Ne demek Elif'im? Kahvaltımızı ettik. İlaçlarını içmen lazım. Yoksa ilaç saatin geçer. Ah benim akıllı kızım. İyi ki hatırlattın. Ama ilaçların burada değil ki. Sana zahmet getirebilir misin yavrum? Tabii ki getiririm. Nerede ki? Odamda baş ucumdaki çekmecenin içindeki kırmızı kutuyu getir. Tamam, hemen getiriyorum. İlaçlar hangisinde acaba? Bunda mı? Sen şimdi söyle bakayım. Bu Rabia teyzenin evinin her yerini gezip dolaştın mı? Bütün odalarına girip çıktın mı? Neden ki? Görmedin mi şöyle ilginç bir şeyler? Para sakladığı bir yer olur. Yoo. Kasa gibi zımbırtı şeyler işte. Hayır. Bak Elif, sen kafası çalışan bir kızsın. O yüzden kulaklarını aç ve beni iyi dinle. Yarın Rabia teyzene gideceksin. Ama öyle aval aval dolaşmak yok. Köşe, bucak ne varsa her yeri karıştıracaksın. Niye ki? Biliyorsun, Rabia teyzen yaşlı kadının teki. Bu yaştan sonra o kadar parayı ne yapacak değil mi ama? O yüzden neyi var, neyi yok, altın, para, pul, ne bulursan hepsini alıyorsun. Ve hiç kimseye göstermeden bana getiriyorsun, tamam mı? Yapamam, ben bunu yapamam. Kırmızı kutu demişti. Bu değil. İptir böyle böyle soruyorum. Aferin benim güzel kızıma, aferin benim incime. Çok değişik bir şey. Sihir gibi. Yavrum, çok mu hoşuna gitti? İlaçlarını getirdim Rabia teyze. Ah benim akıllı kızım. Su getirmeyi de akıl etmiş ya Rabbim. Elif abla, bu çok değişik bir şey. İpleri çubukları darayınca örgü arıyor. Ver. O kadar sevdiyseniz size de öğretirim ileride.
şimdi öğrensin olmaz mı Rabia teyze? Yüften yüften. Aa yavrum daha çok küçüksünüz ama. Ama söz veriyorum büyüdüğünüz zaman öğreteceğim, anlaştık mı? Ama yüften ben büyüyene kadar bekleyemem. Ama İnciciğim her şeyin bir zamanı vakti var yavrum. Şimdi ben size öreyim, büyüdüğünüz zaman da siz bana örersiniz, anlaştık mı? Peki, tamam ya ben teyze. Hırkalarınız bitsin, size atkılar, bereler de öreceğim. Yaşasın! Oho, benim güzellerim. Gülcan bizi görünce ne kadar sevindi değil mi? Bu sabah annemle konuştuk. O da yurda bağış yapacak. Allah ondan razı olsun. Farkında olmadan kim bilir kaç çocuğun hayatına dokunacak bu yardım. Bu arada sen nasılsın? Aynı bildiğin gibi. Siparişlerle uğraşıyoruz. İhtiyaçlarınızı karşılıyor mu peki? Lokanta kadar olmasa da akmasa da damlıyor. Aslında ben de tam ondan bahsedecektim. Yine eskisi gibi küçük bir yerin olsa ne güzel olurdu. Öyle ama bu şimdilik mümkün değil. Aslında mümkün Melek. Ben sana sormadan bir şey yaptım. Ne yaptın? Senin için bir dükkan buldum. Ne? Eskisi gibi ufak şirin bir yer. Tam sana göre, gelip bir görsen. Kenan niye böyle bir şey yaptın? Ben senden yardım istedim mi? Melek hemen itiraz etme sen. Gelip bir görsen önce. Kenan lütfen bu konuyu kapatalım. Ben senden ya da bir başkasından yardım istemedim. Bunu da defalarca söyledim sana. Melek bu sana yardım değil ki zaten. Sana bir ortaklık teklif ediyorum. Ben sermayeyi koyacağım. Dükkanın karını da paylaşacağız. Günü geldiğinde de o parayı benden almayacağını ikimiz de gayet biliyoruz. Melek ama... İyi ama teklifini kabul etmem mümkün değil Kenan. Kolay gelsin Nazan. Arzu Hanım. Ne kadar sessiz. Kendi halinde bir kadın gibi gözüküyordun ama meğer hiç öyle değilmişsin. Arzu Hanım Allah aşkına. Kes sesini. Zırvalıklarını dinlemek istemiyorum. Ben şimdi çiftliğe gidiyorum kızımı görmeye. Hakkında hiçbir halt bilmediğin yeğenine bir şey söylemek istiyorsan ileteyim. Aa pardon unutmuşum. Siz tanışmıyordunuz öyle değil mi? Arzu Hanım ne olur böyle yapmayın. Boşuna çırpınma. Bu yaptıklarının bedelini çok ağır ödeyeceksin. Çok ağır. Ah Asuman ah, başıma ne işler açtın. Melek neden inat ediyorsun anlamıyorum ki. Ben o imzayı atarak büyük hata yaptım Kenan. Lokantayı kendi ellerimle verdim ben. Bu senin hatan değil ki. Veysel'in hatası. Sen zaten kendinde değildin. O herif de senin hastalığını fırsat bildi. Ya öyle ya da böyle dükkan elimden gitti mi? Gitti. Ben bunu kendim telafi etmek istiyorum. Tamam seni anlıyorum. Ama keşke dükkanı bir gelip görseydin. Kenan lütfen daha fazla ısrar etme. Kararım kesin. Bari senin için yapabileceğim başka bir şey var mı onu söyle. Aslında var. Murat için bir şeyler yapabilirsin. İlaç iyi geldi galiba. İşte. Ağrımı azalttı biraz. İyi bari. O kasa ayağıma düştüğünde var ya... ayağım koptu sandım. Sanki canımdan can gitti. O nasıl bir ağrıymış öyle ya. Çok kötü olmuş ya. Ayağından belli. Of. Allah korusun ya daha kötü bir şey olsaydı. Nereden bulduysan şu işi. Ya ne yapayım Feride? Başka çarem mi var sanki? Yani benim gibi adamı doğru düzgün bir iş almazlar ki. Ya niye öyle diyorsun Murat? Ya çalışkansın, beceriklisin. İlla ki sana uygun bir iş vardır. Ya olmuyor işte Feride. Diploma desen hak getire. Ne yapsınlar beni? Ne güzel bir ara birlikte ders çalışıyorduk. Yine başlasak ya. Ya Feride, ne okulu, ne dersi?
Her gün işe gidiyorum ben. E boş zamanlarında çalışır, arayı kapatırız işte Murat. Yani o olacak bir iş değil Feride. E sonuçta ders çalışmak için veya okula gitmek için zaman lazım değil mi? E o zaman da bende yok. Daha benim çok paralar kazanıp çok çalışmam lazım. Of, ne diyeyim ki Murat? Allah hepimizin yardımcısı olsun. Amin. Yapma ya. Durumu nasıl peki? Doktor istirahat verdi. Birkaç gün dinlenecek. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Murat'ın böyle günlük işlere gittiğini bilmiyordum. Keşke daha önce haberim olsaydı. Ya aslında lokantada çalışıyordu biliyorsun. Malum orası da elinden gidince. Onun da işi bitti tabii. Çok üzülüyorum haline. Ya kolay değil onca yükü sırtında taşımak. En çok üzüldüğüm bir de okula başlamıştı. Öyle mi? Hı hı. Açıktan liseyi bitirmek istiyordu. Pek bir heveslenmişti. Ama şimdi... Tamam sen merak etme. Murat için elimden geleni yapacağım. Söyle ona iyileştikten sonra yanıma gelsin. Ona uygun bir iş ayarlamaya çalışacağım. Necdet Bey, Necdet Bey. Ne oldu? Şu taraflarda buraya çok uzak olmayan bir köy var. Birkaç tane kulübe görünüyor. İsterseniz oraya bakalım efendim. Her yere bakacaksınız. Karış karış, santim santim. Gerekiyorsa yeri kaldırıp altına bakacaksınız. Anladınız beni? Tamam Necdet Bey, siz hiç merak etmeyin. Neredeysen bulacağım seni Gonca. Cezanı kendi ellerimle vereceğim senin. Hadi bakalım. Artık gitme zamanı geldi. Daha vaktimiz vardı. Olsun erkenden çıkalım yola. Ne demek gidiyorsunuz çocuklar? Alışmıştım size mi? Sen bizim şansımız oldun. Her şey için tekrar çok teşekkürler Ruhi dedeciğim. Ne demek evladım? Bir insanın bir insanı sevmesi suç olamaz. O yüzden kaçın kaçabildiğiniz yere kadar. İzninizi kaybettirin. Madem öyle hadi erkenden yola koyun. Hazır mısın? Gonca. Ne oldu kızım? Gonca iyi misin? Başım döndü. Devam ediyor mu hala? Biraz. Hay aksi. Ne oldu ki şimdi? Gonca gel otur. Toparlan biraz daha sonra çıkarız. Çıkmamız gerekiyordu ama. Ya önemli değil. Vakit var daha. Sen kendini tamam topla. Ondan sonra gideriz. Toparlan da öyle çıkarız. Bir ben size bir su getireyim. Cemal amca. Aferin kız. Tam istediğim kişi kapıyı açtı. Sen gel bakayım şöyle. Ne yaptın? Buldun mu paraların yerini? Aa, bulamadım. Kızım sen sabahtan beri ne yapıyorsun burada? He? Ben sana demedim mi gözün orada burada olacak diye? He? Demedim mi? Ne bakıyorsun öyle? Bana bak. Ne yapıp yapıp akşama kadar o paraların yerini bulacaksın. Artık koca karının ağzından mı girersin? Burnundan mı çıkarsın? Ne yaparsan yap, o paraları bana getir. Anladın mı? Ama Cemal amca... Sus! Bak, eğer getirmezsen var ya, seni kör çukura atarım, geberir gidersin. Hiç kimsenin de ruhu duymaz. Anladın mı? Anladım. Ha şöyle. Hadi şimdi gir içeri. Geç kalma. Yapıyorsun anlamadım.
Bak şimdi böyle bunalıyorsun, böyle atıyorsun, böyle çekiyorsun, örgü oluyor. Kimmiş gelen kızım? Cemal amca. Aa, sizi almaya mı gelmiş yoksa? Yok, eve geç kalmayın dedi. Ay Allah razı olsun, çok hakikatli insanmış. Tabii yavrum, geç kalmayın siz de evinize. Ay güzellerim benim, siz olmasanız ben ne yapardım, ne yapardım? Allah razı olsun sizden, değil mi? Abi teyzeyi sardığını gösteriyordum. Doğru, gel, gel. Bak, bak böyle, böyle, böyle. Hadi anne, sıra sende. Bakalım bakalım. İşte. Ayıcık. Bende ayıcık var mı? Yok galiba. Aa, buldum. Bakalım sende ağaç var mı? Bende ağaç yok. O zaman pazara git anne. İşte burada. Tuğçe, bu Asuman seninle ilgileniyor mu? Çok eğlenceli bir o. Ya. Bir sürü oyun öğretti bana. Hatta bunu da aldı. Hem de çok komik biliyor musun? Böyle taklitler falan yapıyor. Çok gülüyorum ona. Demek seviyorsun onu. Çok seviyorum. Hem de çok güzel giyiniyor. Böyle çok havalı. Keşke ben de büyüyünce onun gibi güzel olsam. Peki hiç ailesinden bahsediyor mu sana? Annesinden, babasından? Hayır. Hiç anlatmadı. Peki nerede şimdi? Odasındadır herhalde. Ya anne hadi. Al şu taşı. Tamam tamam. O zaman ben Asuman'ı çağırayım. O da bizimle oynasın. Daha güzel olur. Aa süper olur. Neler olduğunu bilsen öyle demezsin. Ay yok Belgin ya. Ya zaten sen de biliyorsun ben Sedat'ı hiçbir zaman sevmedim ki. Ay hiç umurumda değil artık vallahi. Hiçbir şey umurumda değil yani. Artık beni kesseler de ben o sefil mahalleye geri dönmem. Kızım benim vallahi burada rahatım gayet yerinde. Oh sefam olsun. Keyif yerindeymişmiş. Ben sana göstereceğim keyfi. Ay vallahi hiç umurumda değil artık. Ne yapıyorsa yapsın hiç ilgilenmiyorum bile. Nasıl bir adam olduğunu da biliyorsun. Benim bundan sonra Cemal diye bir babam yok. Bu kadar net yani anladın mı? Cemal mi? Cemal mi? Cemal kim ya? Baba. Baba ne Elif'i? Ben sana Asuman'ı soruyorum, sen bana Elif, Cemal diyorsun. Yeter. Rahat bırak beni. Baba lütfen. Baba. Baba Cemal kim? Bak sen. Demek Cemal Asuman'ın babasıymış. O zaman Elif Asuman'ın babasında. Ben baştan beri bu kızda bir şey olduğunu biliyordum. Nasıl oldun? Daha iyisin ya. Gidelim mi artık? Ya bak, emin misin? Eğer kendini daha iyi hissetmiyorsan... İyiyim Serdar. Ya gerçekten iyiyim. Hem bir an evvel artık buradan gitmek istiyorum. Peki, nasıl istersen. Çocuklar, dışarıda dolaşan birilerini gördüm. Hiç tekin adama benzemiyorlardı.
Ne yapacağız Serdar? Ya hemen gidersek belki atlatabiliriz. Tamam hadi. Hakkını helal et baba. Ne demek evladım? Hemen dışarı çıkın da oyalanmayın. Dikkatli olun. Allah yardımcıları olsun. Hadi Gonca. Hadi daha hızlı. Hadi. Allah'ım sen bu gençlerin yardımcısı ol. Yüzlerine bak. İyiliğini esirgeme onlardan. Kaçıp kurtarabilsinler kendilerini. Rabia teyze, bir abi geldi de Ebru ablayı soruyor. Ebru ablanı mı soruyor? Hayırlı günler teyze. Hoş geldin İlker. Bak bu İlker abin benim oğlum sayılır. İlker, işler nasıl yavrum? Bir sıkıntı yok inşallah. Hamdolsun, kendi yağımızda kavruluyoruz işte. Ne güzel yavrum. Allah emeklerinizi zayi etmez inşallah. Yüce Rabbim hepsini görüyor. Sağ olasın teyzeciğim. Ben şey için sizi rahatsız etmiştim. Geçen sene Ebru bir şeyler almıştı da paralarını ödememişti. Biz de yabancı değil diye deftere yazmıştık. Allah Allah. Unuttu mu acaba? Doğrudur. O yüzden gönderdi Ferhat abi beni buraya. Ay yavrum ne kadardı borcumuz? 199 TL. Bana kalsa sorun değil ama kusura bakma. Yok evladım, esas siz kusura bakmayın. Siz de rızkınızın peşinden koştunuz buralara kadar. Dur ben bekle. Senin paranı getireceğim şimdi. Bekle biraz. Ne var? Ne istiyorsunuz? Buralarda sarı saçlı genç bir kadın gördün mü? Yok, kimseyi görmedim. İyi düşün. Yanında bir adam da olacak. Kimseyi görmedim. Ben burada yalnız yaşıyorum. Bu Gonca'nın flörü. Gonca da kim? Bu benim kızımın flörü. Bana yalan söyleme. Hani yalnız yaşıyordun sen burada? Gidin buradan. Benim kimseyle işim yok. Gonca nerede? Söyle onu nereye sakladın? İsteyerek olmadı Necdet Bey. Ben silahını... Kes sesini! Dua et de adam yaşıyor olsun. Ölmüş lan herif. Gerizekalı. Bu heriften istediğimiz her şeyi öğrenecektik. Ama sen onu vurdun. Necdet Bey, vallahi ben bıçağını çıkarıyor sandım. O panikle sizi korumak için. Kes sesini. Ulan bu ihtiyar cebinden bomba çıkarsa ne olur? Konuşturabileceğimiz tek bir herif vardı. Onu da sen vurdun. Necdet Bey. Kes sesini sen de. Ne alta yararsınız lan siz? He? Bir işimi de berbat etmeyin be. Fındık kadar beyniniz yok lan sizin. Allah kahretsin sizi. Allah kahretsin.
doğruyu adam Necdet miydi sence? Kimsiz dediğine göre. Eğer Necdet ise orada saklandığımızı kesin anlamıştır. Boşver, düşünme şimdi bunları. Eğer bizi Necdet yakalarsa vallahi yaşatmaz. Araba nerede Serdar? Şu tarafta, yol kenarında. Of! Necdet Bey. Ver bakayım. Gonca'nın ruju bu. Allah kahretsin! Bak kesin buradaymış! Gonca! Seni bir yakalayayım. Burnundan fitil fitil getireceğim. Yaptıkların cezasız kalmayacak. Gelin benimle. Serdar, ben çok yoruldum. Ya sen ne şanslı bir kadınsın. Benzinliğe kadar gitmeye gerek kalmadı. Bak buraya gelmişler. Her yeri karış karış arayacaksınız, anlaşıldı mı? Tamam patron. Ormanın içinde bir yere girmiş olabilirler. Her taşın altına bakacaksınız. Emredersiniz efendim. Ayrılıp öyle arayın. Sen bu tarafa bak. Sen de bu tarafa doğru git. Bir ipucu bulursanız arayıp haber verin. Ben de arabayla orman yolu tarafından arayacağım. Tamam Necdet Bey. Hadi kaybolun. Neredeysem bulacağım Gonca seni. Eğer ben Necdet Karapınar'sam, ne pahasına olursa olsun bulacağım seni. Ah evladım, sana şu anda nasıl mahcup oldum anlatamam. Aşk olsun Rabia teyzem, biz yabancı mıyız? Sıkma canını. Nasıl sıkmayayım oğlum? Daha nerelerden kalkıp gelmişim buralara, elini boş çeviriyorum. Dert ettiğin şeye bak, iki adımlık yol. Zaten benim bu tarafta işim vardı. Ferhat abi hazır buraya gelmişken bir uğra dedi diye geldim. Artık sen izah edersin durumu yavrum. Rabia teyze en kısa zamanda borcunu ödeyecekmiş de. Ayıp oldu gerçi vallahi ama. Hiçbir şey olmaz, merak etme. Seni bilmiyor muyuz? Kaç yıllık müşterimizsin. Orası öyle de yavrum. Borç için kapıya geliyorsun, şimdi eli boş döneceksin. Bugüne kadar bir kez olsun taksit geçirdiğini görmediğimizden dolayı unutmuşsundur diye sana bir hatırlatalım dedik. Zaten bilsem vaktinde öderdim evladım. Bilmiyordum ki borçlu olduğumdan haberim bile yoktu. Ben borçlu olmaktan çok korkarım. Hele kul hakkından ödüm kopar benim. Aşk olsun Rabia teyze, sıkma canını. Allah razı olsun evladım. Ben artık gideyim, işler bekler. Sen de fazla kendini sıkma artık. Sağ ol evladım. Allah'a emanet ol inşallah. Sağ ol, sen de Rabia teyze. İyi günler. Ah insancıklara da çok ayıp oldu, çok. Rabia teyze parasını bulamayınca ne kadar üzüldü gördün mü? Üzülme artık Rabia teyze. Hani sen bize bir hikaye anlatmıştın ya. Bir elin nesi var, iki elin sesi var demiştin. Beraber arayalım mı? Belki o zaman buluruz. Kıyamam ben sana. Arayalım o zaman. Pek de akıllıymış benim kızım maşallah. Rabia teyze hiç mi hatırlamıyorsun parayı nereye koyduğunu? En son çekmeceye koymuştum başucumdaki yavrum. Ama sonra kim bilir nereye kaldırdım. Çekmeceye mi koymuştun? Evet. Aa, şimdi hatırladım. İlaç kutusunu ararken görmüştüm ben. Oradaydı paralar. Hadi gel bir daha bakalım. Hadi bakalım o zaman.
yavrum. İşte bak, şu çekmece şu kutunun içindeydi be yavrum. Evet, ben de bu kutunun içinde görmüştüm. Allah Allah, acaba başka bir yere mi kaldırdım ben bunu? Hadi arayalım hep birlikte. Hadi bakalım. İnci kızım, sen de oradaki çekmecelere bak, hadi yavrum. Tamam. Allah Allah, nereye koydum acaba? Arkamızda değiller. Ama ya önümüze çıkarlarsa, ya yolumuzu keserlerse Serdar? Ya çıkamazlar. Çünkü bu yoldan başka kullanabilecekleri yol yok. O zaman kurtulduk. Ya tabii şimdilik. Yani Necdet her an bizi bulacakmış gibi geliyor. Of, o zaman biz biteriz. Vallahi mahvoluruz. Korkma artık ya. Hem seni götüreceğim yeri öyle kolay kolay kimse bulamaz, merak etme. Bilmiyorum Serdar. Bir yanım çok korkuyor. Bir yanım da o evden kaçmayı başardın. Artık önünde yepyeni bir hayat var diyor. Bence sen o yanına kulak ver. Hem bak kendi ağzına ne kadar güzel söyledin. Yeni bir hayat diye. Allah'ım nereye koydum ben bu parayı? Ah Raviye ah. Bir damlacık aklın kalmıştı, o da gitti. Burada da yok. İnci. İnci. İnci sana diyorum, duymuyor musun? Efendim Elif abla. Sen de arasana, daha çabuk buluruz. Tamam, ararım. Kuzucuklarım, bırakın artık. Yok, bulamadık işte. Biraz daha bakalım Rabia teyze. Aramadığınız yer kalmadı yavrum. Aklıma da gelmiyor. Bir yerleri kaldırdım herhalde. Hadi siz gidin artık. Geç kalmayın yavrum. Ben sonra salim kafayla tekrar bir her tarafa bakarım. Kalalım. Bulmana yardım ederiz. Değil mi İnci? Tamam. Yok yavrum. Allah razı olsun. Yardım ettiniz edeceğiniz kadar. Hadi hava kararmadan gidin de yavrum. Aklım sizde kalmasın. Tamam. Peki o zaman. Hadi İnci gel. Gidelim. Hadi bakalım. Şimdi güzel güzel dost doğru eve gidiyorsunuz. Bir de aklım sizde kalmasın. Ne güzellerim benim. Merak etme Rabia teyze. Sen de babana selam söyle. İyi mi İnci kızım? Tamam söylerim Rabia teyze. Üzülme olur mu Rabia teyze? Bulacaksın paralarını. İnşallah yavrum. Amin. İnşallah güzel kızım benim. Hadi Allah'a emanet ol. Hadi yavrularım. Sen de Allah'a emanet ol Rabia teyze. Hayırlı günler Rabia teyze. Hadi. İnci tut elimi hadi. Çok üzüldüm Rabia teyzeyi. Hem yaşlı hem de Ebru abla da yok artık. Parasını bulamazsa ne yapacak? Birden nasıl yok oldu hala anlamıyorum. İlaçları aldım da gözümle gördüm. Kutunun içinde duruyordu. Of. Üzülme artık tamam. Belki bakmadığımız bir yer kalmıştır. Belki bir yere düştü, görmedik. Aha. Ya da Rabia teyze alıp başka bir yere sakladı. Sonra da unuttu nereye koyduğunu. Olamaz mı? Hadi Elif abla, çok üşüdüm, hemen eve giderim. Tamam İnci, hadi gidelim. İyi de Feride, ben bir şey yapmadım ki. Yani öyle normal konuşuyorduk. Sonra Murat'tan bahsettim. İşte kazadan, yorulmasından. O da ona bir iş ayarlayabileceğini söyledi. Ablacığım, ya o kadar iyi düşünmüşsün ki. Sen tam bir iyilik meleğisin. Kenan abi de sağ olsun senin gibi çok düşünceli. Ya Murat artık bu ağır işçileri yapmak zorunda kalmayacak. İnşallah. Ya abla, nasıl bir iş olur acaba? Sana bir şey söyledi mi Kenan abi? Yok, hiç bilmiyorum. Bahsetmedik ondan.
Belki şirkette Murat'a uygun bir iş vardır. Ne bileyim böyle nakliyat falan. Sera da geldi aklıma aslında. Ama Murat yapabilir mi ki öyle çiçek mi çek? Niye yapamasın canım? Baksana elinden her iş geliyor. Yani onca çuvalı kasayı taşıdıktan sonra bence her şeyi yapar. Doğru, haklısın abla. Ya, ama bir yandan bana da kızar mı diye düşünüyorum. Aa, niye öyle bir şey söyledin ki şimdi abla? Niye kızsın sana Murat? Ya ne bileyim, ona sormadan onun adına karar vermiş gibi oldum. Abla saçmalama, bence Murat buna memnun bile olur. İnşallah dediğin gibi olur. Hem uyansın söyleriz. Ya Murat artık bu işleri yapmak zorunda kalmayacak abla. Ya bence çok sevinecek. Hem ayağı da iyi gidiyor zaten. Çok mutlu olacak bunu duyduğuna. Haklısın galiba Feride. Al canım, karışmasın bu. Bir şey yapmadım. Nasıl yapmadın İnci? Rabia teyzenin parasını sen mi aldın yani? Bu yaptığın şey çok kötü. Hayır. Bu babamın parasıymış. Duydum ben sizi. Herif oğlunu onun kız babana. Nasıl yaptın bunu? Hem yanlış anlamışsın her şeyi. Bu babanın değil, Rabia teyzenin parası. Hayır işte babamın. İnci. Bak, sen ver o paraları bana. Amerif oğlu. İnci ne olur babana bir şey söyleme. O paralar babanın değil. Sonra anlatacağım sana her şeyi, tamam mı? Kız, geldiniz mi? Geldiniz demek. Şş. Niye ses vermiyorsunuz kız? He? Şşt. Sen gel bakayım bir dakika. Ne duruyorsun? Yürü hadi. Hadi. Geç bakayım şöyle. Ne yaptın kız o paraları? Çıkar bakayım. Para yok ki. Nasıl yok ki? Bulamadım. Kız sen beni zıvanadan mı çıkaracaksın? Ben sana ne yap et o paraları bana getir demedim mi ha? Demedim mi? Dedin ama bulamadım ki. Kız ben seni şimdi ne yapayım ha? Ne yapayım? Sen bunları oyun mu sanıyorsun ha? Hem ben sizi o eve niye gönderiyorum ki? Babamın hayrına mı? Bulamadım ama. Cemil amca para falan yoktu. Sus. Bulamadım. Bir de hala konuşuyor. Seni beceriksiz. Babamı versen mi buraları? Of, Elif abime söz verdim. Gerçekten görmedim ki ben. Belki de aramadın. Bakmadın değil mi? İyice baktın mı etrafa? Karıştırdın mı ha? Baktım ama hiçbir şey görmedim ki. Kız yaşlı kadın. Nereye koyacak parayı? Koysa koysa ya bir dolaba ya bir sandığa sıkıştıracak. Yoktu hiçbir yerde. Ulan şeytan diyor şu Necdet'i dinleme. Hele sen o paraları bulma. Hele sen o paraları getir avucuma sayma. O zaman o depoyu boylarsın ona göre.
Hele bir dediğimi yapma. İşte o zaman ben sana yapacağımı biliyorum. Küçük kurnaza bak ya. Bulamamışmış. Sen ne dikilip duruyorsun karşımda? Ha? Seni de gözüm görmesin. Defol çık dışarı. Hadi. Enayi var sanki karşısında. Küçücük aklıyla beni oyalayacak. Elif abi arama ne arıyor? Veririm babam parayı. O da bir sarı kızmasın ha. İnce olmaz. Onlar Rabia teyzen dedim ya sana. Aldıklarının hepsini ona geri vermemiz lazım. Ama babamın. Öyle değil işte. Sen yanlış anlamışsın. O paralar Cemil amcanın değil. Hem Rabia teyze parasının yerinde olmadığını görünce ne kadar üzüldü gördün. Eğer onları geri vermezsek hırsızlık yapmış oluruz. Hırsızlık çok kötü bir şey. Hem de çok büyük günah. Çok özür dilerim Elif abi. Onlar babamı zannetti. Ben şimdi çok kötü günah mı yaptım? Tamam. Tamam üzülme artık. İsteyerek yapmadım bilmiyordun ki. Sabah Rabia teyzeye götürse günah olmaz. Hem özür dileriz ondan. O bize kıyamaz merak etme. Yasaklı yüzüm çoğalıp büyüyor içimde.